okuldan eve oldukça acıkmış olarak gelen Gülden eve girer girmez annesinin onun için en sevdiği yemeği yaptığını anlamış ve mutlu olmuştur. Gülden'in daha mutfağa bile girmeden annesinin yaptığı yemeği anlamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Gülden yemek kokusunu duymuştur. Yemek kokusu gaz bir maddedir. Haliyle gaz halindeki yemek borusu havada yayılır ve Gülden'in kokuyu almasına sebep olur. Ve D şıkkına baktığımızda gaz halindeki yemek kokusunun havada yayılarak Gülden'e kadar ulaşmış cevabı doğru cevap olacaktır. Bir X maddesi ağzında hareket edebilen kapak yani piston bulunan bir kabak olmuştur. Piston itilerek bu madde sıkıştırılmaya çalışılmış fakat piston hareket etmemiştir. Aynı X maddesi bir süre ısıtıldıktan sonra aynı kaba tekrar konmuş ve pistonun itildiği ve X maddesinin sıkıştırılabildiği gözlemlenmiştir. Buna göre X maddesinin ısıtılmadan önceki ve ısıtıldıktan sonraki hali aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle X maddesi ısıtıldıktan sonra sıkıştırılabildiği oluyorsa ve tek sıkıştırılan maddenin hali gaz maddeleri olduğu için ısıtıldıktan sonraki hali gaz olacaktır. Katı veya sıvı maddeler sıkıştırılamayacağı için ısıtılmadan önceki hali ise sıvı madde olabileceği için cevap B olacaktır. Öğretmen masanın üzerinde objeleri göstererek öğrencilerden bu objelerin ortak özelliklerini belirlemelerini istemiştir. Buna göre görsellere verilen objelerin ortak özelliği aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Baktığımızda tahta kalemi katı, su sıvı, balonun içerisindeki madde ise gaz maddedir. Bu üçünün ortak özelliği akışkan olmaları değildir. Çünkü katı maddeler akışkan değildir. Ya da tanecikleri öteleme hareketi yapar ifadesi üçü için ortak değildir. Çünkü katı maddeler sadece titreşim hareketi yapar. Belirli şekilleri vardır denmiş ancak su veya gazın ya da sıvı veya gazın belirli şekilleri yoktur. Sıvılar bulundukları kabın şeklini alırlar. Ancak C'ye baktığımızda tanecikleri titreşim hareketi yapar ifadesi doğrudur. Çünkü katı, sıvı ve gaz maddeler üçü de titreşim hareketi yaparlar. Böylelikle cevap C olacaktır. Tanecik modelini defterine yandaki gibi çizen Berfin bu çizimle ilgili aşağıdaki bilgileri not almıştır. Buna göre Berfin'in yazdığı bilgilerden hangileri doğrudur? 1'e baktığımızda en düzenli hal olan katı hali, 3'e baktığımızda en boşluklu ve düzensiz olan gaz hali, 2 ise maddenin sıvı hali olacaktır. İkinci ve üçüncü madde sıkıştırılabilir denmiş ancak sıvı maddeler sıkıştırılamayacağı için yanlıştır. 1 ve ikinci maddenin tanecikleri öteleme hareketi yapar demiş. Ancak bir yani katı maddeler sadece titreşim hareketi yaptığı için yanlış bir ifadedir. 1, 2 ve 3. maddenin tanecikleri titreşim hareketi yapar. Evet, üçünün de ortak özelliğidir. 2 ve 3. maddeler akışkandır demiş. Evet, sıvı ve gaz maddeler akışkan bir özelliğe sahiptir. 1. maddenin tanecikleri arasında boşluk yoktur, yanlıştır. Katı maddelerde de boşluk vardır ancak sıvı ve gazları göre yok denecek kadar az boşluklara sahiptir. Üçüncü maddenin taneciklerinin hareket hızı hem fazladır. Evet, gaz maddelerin arasındaki boşluk çok fazla olduğu için tanecikler daha rahat hareket ederler. Daha rahat hareket edebildikleri için de daha hızlıdırlar. Böylece doğru cevap 3, 4 ve 6, B şıkkıdır. Eşit kütleli AB ve C sıvıları aynı kaba konulduğunda A sıvısı kabı tamamen doldururken B sıvısı kabın 1/4'ünü, C sıvısı ise kabın 1/3'ünü dolduruyor. Buna göre AB ve C sıvılarının yoğunlukları arasındaki ilişkiyle ilgili olarak ifadelerden hangileri doğrudur? Hacim arttıkça yoğunluk azalır ve A sıvısının hacmi en fazla olduğu için A'nın yoğunluğu en az, B sıvısının yoğunluğu en az olduğu için B'nin yoğunluğu en fazla olacaktır ve yoğunluk ilişkileri bu şekildedir. 1'e baktığımızda yoğunluğu en büyük olan C sıvısıdır demiş.
Yanlıştır. Haliyle yoğunluğu en fazla olan B sıvısıdır. Yoğunluğu en küçük olan A sıvısıdır. Evet, bulmuştuk zaten, doğrudur. Sıvıların yoğunluk sıralaması küçükten büyüğe doğru yapılsaydı sıralama A, C, B olurdu. Evet, bunu zaten yaptığımız için doğru bir ifade. Bu sıvılar birbirine karışmıyorlarsa aynı kaba konduklarında C sıvısı en altta, A sıvısı en üstte kalır demiş. Ancak C sıvısının en altta olması demek yoğunluğu en fazla C olduğu anlamına gelir. Ancak C sıvısının yoğunluğu en fazla olmadığı için yanlış bir ifadedir. Böylelikle cevap 2 ve 3 C şıkkıdır. Yukarıda eşit kollu terazinin her iki kefesine özdeş kaplar yerleştirilmiştir. Birinci kefede bulunan kap X sıvısı ile ikinci kefede bulunan kap Y sıvısı ile tamamen doldurulmuştur. İkinci kefedeki sıvının kütlesi 300 gram ölçüldüğüne ve terazi dengede olduğuna göre birinci kefedeki X sıvısı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Baktığımız zaman ikinci kefede 300 gramlık bir Y sıvısı var. Eğer bu eşit kollu terazi dengede ise birinci kefede de 300 gram kütleli X sıvısı olması gerekmektedir. Ve şıklara baktığımızda yoğunluğu ve hacmi vermiş. Kütleyi bulabilmek için yoğunluk ve hacmi çarpmamız gerekmektedir. 0,5 ve 200'ü çarptığımızda 100 gram olacaktır. Haliyle A şıkkını ediyoruz. 1,5 ile 250'yi çarptığımızda 375 gram buluyoruz. Yine eliyoruz. 0,5 ve 250'yi çarptığımızda 125 gram buluyoruz. Yine eliyoruz. Ancak 1,5 ve 200'ü çarptığımızda 300 gram bulduğumuz için doğru cevap C olacaktır. Fen bilimleri dersinde sıvıların yoğunluğu ile ilgili deney yapan Melike dereceli silindire önce 25 cm3 etil alkol, daha sonra ise 50 cm3 daha etil alkol eklemiştir. Buna göre birinci durumdan ikinci duruma geçerken maddenin kütlesi, hacmi ve yoğunluğunda gerçekleşen değişim aşağıdakilerin hangisinde doğru belirtilmiştir? Maddeler aynı olduğu için, yani iki durumda da etil alkol olduğu için madde miktarı yoğunluğu değiştirmez. Bu yüzden yoğunluk kesinlikle değişmez. Ancak kütle ve hacim miktar olarak artacağı için kütle de artacaktır, hacim de artacaktır. Bu yüzden doğru cevap B şıkkı olacaktır. Yoğunluk birim hacme düşen madde miktardır ve madde miktarı değişmeden hacim artarsa maddenin yoğunluğu azalır. Bu nedenle sıvılar ısı verip donarken hacimleri azaldığından yoğunlukları artar. Fakat suda bu durumun tersi söz konusudur. Hayatın kaynağı olan su donarken hacmi artar ve dolayısıyla yoğunluğu azalır. Böylece su üst kısımdan donmaya başlar. Su da diğer sıvılar gibi donsaydı aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşirdi? Suda canlılar yaşadığı için ve suyun diplerinde yaşadığı için dipleri donsaydı canlıların hayatı tehlikeye girerdi. Bu yüzden B şıkkına baktığımızda dipte yaşayan canlıların yaşamı tehlikeye girerdi. Doğru cevap olacaktır. Seçil öğretmen öğrencilerine bütün sıvılar dipten donarken suyun üstten donmasının suda yaşayan canlılara faydası nedir sorusunu yöneltmiş ve bunun üzerine bazı öğrenciler aşağıdaki yanıtları vermişlerdir. Buna göre hangi öğrencinin vermiş olduğu yanıt doğrudur? Suda yaşayan canlılar suyun dibinde yaşadığı için eğer su dipten donsaydı canlıların hayatı riske girerdi. Bu yüzden denizin ifadesine baktığımızda su üstten donduğu için dipte yaşayan canlılar ve bunlarla beslenen balıklar hayatta kalır. Doğru cevap olacaktır. A, B, C ve D maddelerine ait kütle hacim grafiği yukarıdaki gibidir. Buna göre A, B, C ve D maddeleri ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Maddelerin yoğunluklarını bulmalıyız. Yoğunluğu ise kütleyi hacme bölerek buluyoruz. A maddesi için 160 bölü 40'tan 4, B 120 bölü 60'tan 2, C 80 bölü 80'den 1, D ise 40 bölü 80'den 0,5 gram bölü santimetre küp olarak bulunur. Büyükten küçüğe yoğunluklarını sıraladığımızda A büyüktür B,
büyüktür C ve en küçük D olacaktır. Yoğunluğu en büyük olan A maddesidir. Böylelikle doğru bir ifadedir. C maddesinin yoğunluğu 1 gram bölü santimetre küptür. Evet, bulduğumuz için doğrudur. D maddesinin yoğunluğu 2 gram bölü santimetre küptür. Fakat yanlıştır, çünkü D maddesinin yoğunluğu 0,5 gram bölü santimetre küptür. Yoğunluklar büyükten küçüğe A, B, C ve D'dir. Bu da doğru olduğu için cevap C şıkkı olacaktır. Ayşe, bu özelliklere göre kartları aşağıdakilerin hangisinde maddenin hallerine göre doğru sıralamıştır? Tanecikler arası boşluk en fazladır, kolaylıkla sıkıştırılabilir, gaz maddedir. Taneciklere dönme ve öteleme hareketi yapamaz, dışarıdan etki olmadan şekil değiştiremez, katı maddelerin özelliğidir. Tanecikleri birbiriyle temas halinde olup akışkanlık özelliği gösterir, bulunduğu kabın şeklini alır, sıvı maddeler için geçerlidir. Böylelikle renklere göre sıraladığımızda cevap A olacaktır. Suyun katı ve sıvı hallerinin yoğunluk değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Aynı maddenin katı ve sıvı halleri arasındaki yoğunluk farkının sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Suyun yoğunluğuna baktığımızda 1 gram bölü santimetre küp, su donduğunda yani buz haline geçtiğindeki yoğunluğu ise 0,9 gram bölü santimetre küptür. Haliyle suyun katı halinin yoğunluğu daha azdır. Bu da buzun yoğunluğu suyun yoğunluğundan küçük olduğundan bu durum bazen suyun üzerinde yüzmesine sebep olur. Doğru cevap olacaktır. Eşit kütledeki x ve y küpleri içinde su bulunan kaba bırakıldığında şekildeki gibi dengede kalmaktadır. Buna göre aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Kaba baktığımızda x batmış, y ise yüzmüş. Bu yüzden x'in yoğunluğu y'nin yoğunluğundan büyüktür diyebiliriz. X ve y küpleri eşit kollu terazi ile ölçülürse kollar dengede kalır. Doğrudur, çünkü soruda bize eşit kütlede olduğunu söylemişti. X küpünün yoğunluğu y küpünün yoğunluğundan büyüktür. Evet, zaten bulduğumuz için doğrudur. Suyun yoğunluğu x küpünün yoğunluğundan büyük, y küpünün yoğunluğundan küçüktür. Yanlış bir ifadedir. Çünkü suyun yoğunluğu x küpünün yoğunluğundan küçük, y'nin yoğunluğundan büyüktür. Y küpünün hacmi x küpünün hacminden büyüktür. Doğrudur, çünkü hacim arttıkça yoğunluk azalır. Y'nin de yoğunluğu az olduğu için doğru bir ifadedir. Böylelikle cevap C şıkkıdır. Yukarıda saf bir maddeye ait kütle hacim grafiği gösterilmiştir. Bu maddeye ait yoğunluk ve hacim arasındaki ilişkiyi gösteren grafik aşağıdakilerden hangisidir? Maddelerin yoğunluğuna bakalım. Yoğunluk kütleyi hacme bölerek bulunur. 36'ya böldüğümüzde yoğunluk 5, 45'i 9'a böldüğümüzde yine yoğunluk 5 olacaktır. Böylelikle yoğunluğun sabit olduğunu görüyoruz. Bu yüzden A şıkkına baktığımızda yoğunluk 5 ve sabit kalmış. Bu yüzden doğru cevap A şıkkı olacaktır.